Merhaba millet, benim adım Luziana. Arkadaşlarım bana sadece Lucy der. Ne yazık ki çok güzel bir kızım ve zengin bir ailem var. Okulumuzda düzenlenen güzellik yarışmasına katılacaktım. Muhtemelen güzellik yarışmasına birden çok kişinin katıldığını biliyorsunuzdur. Böyle zamanlarda sık sık elbiseler çalınır, gizlice kesilir, ayakkabılara zarar verilirdi. Bu yüzden birkaç şişe vodka karşılığında okul güvenliğinin odasını giyinmek için kullanmak istedim. Tüm eşyalarımı dikkatle onun odasına taşıdım. Sevgilim çok kıskançtı ve bu güzellik yarışmalarına katılmamı istemiyordu. Çünkü bu diğer erkeklerin bana daha fazla ilgi duymasını sağlıyordu. Bana güvenmiyordu. Ayrıca kendime ayarladığım bu giyinme odasını duyunca daha da kıskandı. O yüzden ona yarışmadan bahsetmek istemiyordum. Bu yarışmalardan bıktığını, hazırlanmak için çok zaman harcadığımı vesaire sıralamaya başlarken birkaç kez hapşırmaya başladı. Neden hapşırdığını sordum. Yemekhanede biber kutularının boşaltılmasına yardım ettiğini söyledi. Eve gitmesini ve orada hapşırmasını söyledim. Çünkü bu zamanlarda insanlar onun bulaşıcı bir hastalığı olduğunu düşünebilirlerdi. Birkaç laf soktu ve gitti. Ben de eşyalarımı odaya taşımaya devam ettim. İngilizce sınavı yaklaşıyordu ve sınavı geçebilmek için bir makale yazmam gerekiyordu. Ama güzellik yarışmasına hazırlandığım için bu tür şeyleri ayıracak zamanım yoktu. Ne de olsa Danim vardı. Dani benim çocukluk arkadaşım. Bir zamanlar aramızdan su sızmazdı. Ama zamanla yollarımız farklılaştı. Ben okulun seçkinleriyle iletişim kurmaya başladım ve Dani çalışkan bir öğrenci olma yolunu seçti. Ama bu benim için avantajlıydı. Derslerimde bana her zaman yardımcı oldu çünkü beni reddedemiyordu. Ona yaklaşarak yumuşak bir ses tonuyla "Dani, makale yazmama yardım eder misin? Çok minnettar olurum." O an kulakları kıpkırmızı oldu. Başını salladı ve benim için her şeyi yapabileceğini söyledi. "Tamam, şimdi git," dedim. O da uzaklaştı. Bazen içimden ona banka hesabına girmesini ve benim hesabıma para göndermesini istemek geliyordu ama kendimi her seferinde tutuyordum. Şimdilik Dani yanıma geldi ama her zamanki gibi davranmıyordu. Biraz mutsuz görünüyordu. Yazdığı makale için ona teşekkür ettim. Ve onu bu kadar üzen şeyin ne olduğunu sordum. Biraz kekeleyerek makalemi yazmakla uğraşırken müdürün ona verdiği çok önemli bir görevi tamamen unuttuğunu, ceza olarak onu okulun etrafında çalışmaya zorladığını ve aldığı yeni jipini koyduğu park yerindeki ağaçların dallarını budattığını söyledi. Ona acıdım ve işime devam ettim. Bana çok garip bir şekilde baktı ve o da gitti. Yerleştirmem gereken çok şey vardı ve yardım için iki arkadaşıma başvurmak zorunda kaldım. Onlar benim en yakın arkadaşlarımdı ve onlara beni rahatsız eden her şeyi her zaman anlatabilirdim. Onlar da her zaman beni dinler ve desteklerlerdi. Ben de elimden geldiğince onları desteklemeye çalışırdım. Çünkü güzellik yarışması hiç kazanmaya çalışmamışlardı. Gülerek bana güvenliğin odasını duvarlarını pembeye boyamayı teklif ettiler. Güvenliğin şaşkınlıktan dilini yutacağını söylediler. Gülüp şakalaşarak eşyaları yerleştirdik. Giderken geçici de olsa güzel bir giyinme odam olduğu için bana imrendiklerini söylediler. Öpüştük ve ayrıldık. Sonunda yarışma günü geldi. Çok endişeliydim ve acelem vardı. Gerçekten ilk kategoride performans sergilemek istiyordum. Bir şeyleri sıralıyordum. İlk çıkışta giymek istediğim ayakkabıları gördüm. Nedense ne olur ne olmaz diye onları önden denemeye karar verdim. Birkaç adım attım. Aman Allah'ım, topuklar kırıldı. Ayakkabıyı incelediğimde topukların daha önceden biri tarafından kesilmiş olduğunu gördüm. Diğer yarışmacılar bunu yapamazdı. Çünkü giyinme odamın yerini bilmiyorlardı. Düşünecek zamanım yoktu. Böyle bir olayda kırılan ayakkabı yerine hangi ayakkabıların giyilebileceğini acilen bulmanız ve yeni ayakkabılarınızı da sabote edilmediğinden emin olmanız gerekir. Her şey yolundaydı. Yarışma zamanı gelmişti. Çok iyi performans gösterdim ve puanlamada birinciydim. Sırada bikini kategorisi vardı. Yarışmanın bu anının hayatımın sonuna kadar hatırlayacağım. Acelem vardı, bu yüzden çabucak mayomu giydim ve sahneye koştum. Sonra mayonun çok fazla yanmaya başladığını fark ettim. Kendimi zar zor tutabildim ama zordu. Gözümden yaşlar geliyor, dudaklarım titriyor ve suratımı asıyordum. Podyumdan aşağı inmenin zamanı gelmişti. Yürüyüşte birkaç kez tökezledim. Puanlar faciaydı. En düşük puanları almıştım. Soyunma odasına dönüp bikinimi incelediğimde mayomda acı biber kalıntılarını fark ettim. Birisi bikinimin içine acı biber serpmişti. Artık bu çok fazlaydı. Giymem gereken tüm kostümleri kontrol ettim. Ama şüpheli bir şey bulamadım. Diğer tüm yarışmalarda iyi performans sergiledim ama genel puanlamada üçüncü olabildim. Bu benim için sonuncu olmak gibiydi. Her ne pahasına olursa olsun bunları yapan kıskanç insanı bulmaya karar verdim. Bunu yapan sadece yakınlarımdaki biri olabilirdi. Çünkü gizli soyunma odamı sadece onlar biliyordu. Onun kim olduğunu bulmam gerekiyordu. Babam okulun ana sponsorlarından biri olduğu için müdürle doğrudan iletişime geçebilirdim.
Müdür başıma gelenleri duyduğunda çok öfkelendi ve suçları bulmaya yemin etti. Ama ne yazık ki, diye ekledi, güvenlik sistemi uzun zamandır bozuk olduğu için kamera kayıtlarına erişemiyoruz. Sence bunu kim yapmış olabilir, diye sordu. Şüpheli davranan ve soyunma odamın nerede olduğunu bilen birkaç kişi vardı, diye yanıtladım. Bana kim olabileceğini söyle, ben de ona öyle bir ceza vereyim ki bir daha böyle bir şey yapamasın, dedi müdür kızgınlıkla. Gerek yok, ben kendim halletmeye çalışacağım, dedim. Tamam, dedi okul müdürü. Bu arada babana okula gelmesini söyleyebilir misin? Bozuk kamera sistemi için onunla konuşmak istiyorum, dedi. Başımı sallayarak ofisten çıktım. Kamera kayıtları olmadığı için çok üzüldüm. Artık suçluyu bulmak neredeyse imkansızdı. Koridorda yürürken müdüre bir hafta boyunca nerede olduğunu açıklayan bir rapor taşıyan güvenlikçiyle karşılaştım. Bana nasıl olduğumu, yarışmanın nasıl geçtiğini sordu. Ona her şeyi anlattım. Senin için iyi haberlerim var, dedi sevinçle. Müdür galiba unuttu ama benim odamda kamera çalışıyor ve kayıtlar sürücü odasındaki diskte tutuluyor, dedi. Oh, dedi. Kızardı ve gidip müdürle konuşmam lazım, dedi. Garip adam, diye düştü ve mutlu bir şekilde sunucu odasına koştum. Sunucu odası kilitliydi. O anda suçluyu nasıl bulabileceğime dair parlak bir fikir buldum. Tüm şüphelilere güvenlikçinin odasındaki kamera kayıtlarının sunucu odasında olduğunu söyleyeceğim ve orada saklanıp kimin geldiğini görecektim. Haberi herkese yaydığımda pozisyonumu aldım. Işıkları kapattım ve beklemeye başladım. Uykum geldi ama kendimi tuttum. Zaman gece yarısına yaklaşıyordu. Tüm umudumu kaybetmeye başlamıştım ki gecenin yarısı koridordaki kapı uğursuz bir şekilde gıcırdadı ve birinin ayak seslerini duydum. Karanlık yüzünden kim olduğu belli değildi. Sadece sesleri duyabiliyordum. Elimdeki el feneriyle sunucu odasına doğru zamanda girmek için hazırlandım. Suçluyu hiç beklemediği bir anda yakalayacaktım. Kapı kilidinin açıldığını duydum ve birisi sunucu odasına girdi. Birkaç saniye daha bekledim ve sonra dikkatlice odanın kapısına yaklaştım. Mümkün olduğunca erkek gibi konuşmaya çalışarak "Eller yukarı, kıpırdama, FBI!" dedim ve el fenerinin suçlunun yüzüne tuttum. "Olamaz!" Suçlunun okul müdürü olduğu ortaya çıktı. Müdür, dedim kafam karışmış bir şekilde. Ben olduğumu anlayan müdür uğursuz bir şekilde gülümsedi ve dişlerin arasından evet canım benim ama kimse sana inanmayacak. Müdür öğrencinin topuklu ayakkabısını kırdı ve bikinisine biber döktü. Ne saçmalık. Sonra her şeyi anladım. Okul boyunca başıma gelen tüm kazalar müdür tarafından ayarlanmıştı. Yerde kayıp düştüğümde babamın okula kaymaz zemin döşemesi ya da yemekhanede zehirlendiğimde babamın yemekhaneyi baştan aşağı yeniletmesi. Babam başıma gelen her kazadan sonra okula kazaların yaşanmaması için iyi bir bağış yapıyordu. Ama anladığım üzere bu paraların hepsi tadilata değil, müdürün cebine gidiyordu. Fenerin ışığında dişleri parlıyordu. Bir kurt adama ya da yarasaya dönüşüp uçup gitmek üzereymiş gibi görünüyordu. Kimseye hiçbir şey söyleyemeyeceksin. Aksi takdirde videonu internette yayarım. Sinirden nasıl kıvrandığını görebiliyorum. Ama babana okulun acilen yeni bir modern video gözetim sistemine ihtiyaç duyduğunu söyleyeceksin. Bunun için para göndermesi gerekir ve daha sonra başka bir iş için biraz daha para göndermesi lazım. Resmen orada kilitlenmiştim ve ne yapacağımı bilmiyordum. Şimdi git, dedi kabaca ve sözlerimi hatırla. Aptalca şeyler yapma. Hiç kimse bir şey bilmeyecek. Ne yapacağımı bilmiyorum. Eğer kimseye bir şey anlatmazsam müdür babamın tüm parasını bu şekilde çalmaya devam edecek. Gerçekten tavsiye ihtiyacım var. Benim yerimde olsanız ne yapardınız? Yorumlara yazın. Herkese selam. Ben Keti. Bu yıl üniversiteden mezun oldum. Her zaman iyi çalıştım. Okulu mükemmel notlarla bitirdim. Kendi bursumu alarak mutlu bir şekilde derslere katıldım ve sınavları geçtim. Tam bir inek olduğumu düşünebilirsin. Ama sonradan anladım ki hangi yaşta olursa olsun eğitim almayı seven insanlar da varmış. Babamın küçük bir şekerleme işletmesi vardı. Başlangıçta çörek ve kek satın alır ve bunları mağazalara biraz kar koyarak teslim ederdi. Sonra giderek daha fazla müşterisi oldu ve babam bir asistan tuttu. Küçük işletmesi büyümeye başladı ve babam kendi ürünlerimizi üretmeye başladığımız bir dükkan satın aldı. Babamın mutlu bir şekilde eve geldiği, başka bir mağaza veya süpermarketin şeker tedariki için şirketiyle sözleşme yaptığı müjdesini bizimle paylaştığı günleri hatırlıyorum. Birkaç yıl bu şekilde geçti ve işimiz popülerlik kazanıyordu. Babamın arkadaşlarından biri olan Bay Stephen başka bir satış noktası açmayı teklif etti ve iş ortağı olmaktan memnun olacağını söyledi. Babam bu fikri destekledi ve bir süre sonra şehrin tam merkezinde ikinci şubemiz açıldı. Mağazalarımız kalitesi ve inanılmaz lezzetli hamur işleriyle ünlüydü. Stephen Bey neredeyse her akşam evimizde geçirdi. O ve babam yeni projeleri, menüleri tartıştı, toptan alımlardan bahsetti. Çocukluğumdan beri ona amcam gibi davrandım ve ne yazık ki güvenimiz bize acımasız bir şaka yaptı.
Yeni mağazanın açılmasının üzerinden bir yıl geçti. O zamana kadar üniversiteyi yeni bitirmiştim ve iş arıyordum. Babam yeni bir iş bulana kadar pastanenin muhasebe işlerini geçici olarak halletmemi teklif etti. Mutlu bir şekilde kabul ettim ve bu benim muhasebe becerilerim için harika bir pratik olurdu. Patronum da Bay Stefan olacaktı ki bu çok iyiydi. Eminim bana yardım edecekti. Yeni iş yerime geldim ve hemen mail tablolarının başına oturdum. Birkaç saat geçti ve babama verilen ve bilgisayarda depolanan raporların birbirinden çok farklı olduğunu şaşkınlıkla anladım. Raporlarla uğraşırken Bay Stefan geldi ve açıkça benim varlığımdan hiç memnun değildi. Dikkatlice ne yaptım ve neden muhasebecinin koltuğunda oturduğumu sordu. Gülümseyerek cevap verdim. Artık giderleri ve geliri kendim yöneteceğim ve bu daha da iyi ve daha karlı çünkü maaş ödememize gerek kalmayacak. Garip ama Bay Stefan amcanın yüzündeki sevinç yerine kaygı gördüm ve bu gidişattan memnun olmadığını fark ettim. Bir süre sonra sebebinin ne olduğunu anladım. Bay Stefan babamı kazıklıyordu. Mağazanın kazancı çok fazlaydı ve kazancın çoğunu kendisi için alıyordu. Babamın yakın bir arkadaşından böyle bir ihanet beklemiyordum. Çocukluktan beri beraberler. Kızgın bir şekilde hemen arkadaşının entrikalarını anlattığım babama gittim. Babam bütün bunları duydu ve öfkelendi. İlk başta bana gerçekten inanmadı, belki de belgeleri dikkatlice okumadığımı veya bir şey kaçırdığımı söyledi. Ancak raporları görünce babamın rengi attı. Sevdiği birinden böyle bir darbeyi beklemiyordu. Babam Bay Stefan aradı ve telefonda korkunç bir kavga ettiler. Bay Stefan yaptıklarını kabul etmeyi resmen reddetti ve hatta tüm okları bana çevirdi. Benim çok deneyimsiz bir aptal olduğumu ve benim hatamın yüzünden dürüst bir adamı suçladığını söyledi. Babam bana ofise gitmemi ve bilgisayarı almamı söyledi. Böylece kimse bir şeyi değiştiremez veya silemezdi. Hemen dükkana gittim. Çok endişelendim ve bu işin bu kadar kolay bitmeyeceğini hissettim. İkinci şubeye geldiğimde gerekli kata çıktım ve ofisime yaklaştığımda oradan sesler geldiğini duydum. Bay Stefan biriyle yarım fısıltıyla konuşuyordu ve konuştuğu kişi önceki muhasebecisiydi. Her şeyi silin, sadece alın ve silin. Raporları bulamıyoruz deriz, daha değilse yenilerini yazın. Size ne için para ödüyorum? Yenilerini çizin ki bu eşek kızının dikkatsiz olduğunu düşünsün. Beni tuzağa düşürmek istediklerini dehşetle anladım. Hızlı bir şekilde telefonu çıkarıp kayıt cihazını açtım ve kaydı aldım. Bu işten ayrılmalıyız. Çöreklere ya da orada ne varsa içlerine bir şeyler koyalım. Bırakın müşterilerin itibarını kaybetsin. Dükkanlarını kapattıralım. Ve bu sefer kendimiz yeni pastaneler açalım. Yarın bu işe başlamalıyız. Koridordan sessizce çıktım ve dehşet içinde Bay Stefan'ın ne kadar kurnaz bir plan hazırladığını anladım. Elimde video vardı ve polise verebilirdim. Ama bunlar sadece konuşmalardı. O yüzden dava bile açamayabilirdik. Farklı davranmalıydım, suçüstü yakalamalıydım. Hiç kimseye bir şey söylememeye karar vererek eve gittim. Bir çözüm bulmak için bir günüm vardı. Bütün gece ne yapacağımı düşündüm ve ertesi sabah kafamda bir plan olgunlaştı. Ürünü bozmak mı istiyorlar? Olur, bozulmalarına izin verin. İşe gittikten sonra fark edilmeden dükkana girdim. Dolapların arkasına gizlenmiş olarak raflardan birinin üstüne küçük bir kamera kurup bekledim. Zaman geçti ve ilk gelen şekerlemecilerdi. Giysilerini değiştirdiler, masaları silmeyi ve hamur yoğurmaya başladılar. Bu sırada eski muhasebeci geldi ve onlara bir torba tuz uzattı. Bunun Hindistan'dan getirilen yeni bir tat olduğunu söyledi. Yönetimin bunu onayladığını söyledi. Pasta şefleri omuzlarını silkti. Una pudra ekleyip işi sürdürdüler ve memnun muhasebeci mutlu bir şekilde her şeyi suç ortağı patronuna bildirmeye gitti. Hemen aşçıların yanına gittim ve onlara sadece iki çörek yapmalarını ve kalan hamuru kaldırmalarını söyledim. Çörekler fırında olgunlaşırken polisi aradım. Tüm kanıtlarım vardı, şimdi hesaplaşma zamanı geldi. Polis binaya varır varmaz patronun ofisine kadar onlara eşlik ettim. Bay Stefan'la beraber muhasebeci de oradaydı. Bizi kapıda görünce şaşırmış bir ifadeyle polise oturmaya karar verdiler. Bay Stefan bir şekerci dükkanından para çaldınız, sahte vergileri rapor hazırladınız ve masum insanları zehirlemek istediniz. Küstahça sırıttı ve kahkaha atarak şöyle dedi. Bu küçük yalancıya mı yoksa saygın bir iş adamına mı inanacaksınız? Anlattıkları doğru değil. Kız sadece benim yerimi almak ve bu işi babasıyla birlikte yürütmek istiyor. Bırakmadım. Kanıtım var. Adamınızın üzerine nasıl zehir eklemek istediğine dair fotoğraf ve video kanıtı. Bay Stefan güldü ve kasetin sahte olduğunu, videonun düzenlendiğini ve pudranın sadece bir gıda takviyesi olduğunu söyledi. Tamam, anlattıklarım yalansa o zaman lütfen enfes çöreklerinizi tadınız. Adamlar birbirlerine baktılar. Bay Stefan nişasta yiyecekler yemediğini ve muhasebecinin de tatlılara alerjisi olduğunu söyledi. Polis bir şeylerin ters gittiğini anlayınca tepsiyi sessizce adamlara doğru itti ve denemeleri için işaret etti.
Bay Stephen suç ortağı isteksizce içeriye aldılar ve güç bela bir ısırık alarak karınlarını tuttular. Maviye yeşile döndüler ve acıdan korktular. Her şey artık netleşmişti. Polis onları kollarından yakaladı ve sokağa çıkardı ve delil olarak hazır hamuru aldılar. Babama eğilimimden bahsettim ve birkaç saat sonra karakolda ifade verdik. Şimdi Bay Stephen ciddi bir ceza ile karşı karşıya. İkinci şubeyi liderliğim altına aldım ve babam çok mutlu. Çünkü artık yeni ortağı gerçekten güvenebilecek birisi. Videoyu beğendiyseniz beğenip ve kanalımıza abone olun. Merhaba, benim adım Defin. Hikayem size dünyada çok popüler olan bir kızın hikayesini hatırlatacak. Adı Kül Kedisi. Ama hayat bir peri masalından ibaret değil. Mucizeler olmuyor. Bu yüzden istediğinizi elde etmek için çalışmanız, çok çalışmanız ve pes etmemeniz gerekir. Gerçekliğe ve dedikleri gibi yetişkinliğe hoş geldiniz. Babam ve ben uzun yıllar yalnız yaşadık. Zengindik, hiçbir şeye ihtiyaç duymadık. Hayatımız iyi gidiyordu. Annem ben 3 yaşındayken vefat etti. Onu belirli belirsiz hatırlıyorum. Ama başka bir kadının evimize girdiği günü çok iyi hatırlıyorum. Adı Stella'ydı. Ona adıyla hitap etmemi istedi. İlk başta babam onu bir arkadaşı olarak tanıttı. Ben de normal, sıradan bir arkadaş olarak düşündüm. Bu arkadaş bir gün bizimle kaldı. Sonra ikinci gün, dördüncü gün ve sonra sabah kahve içmek için mutfağa geldi ve babamın arkadaşının farklı biri olduğunu anladım. Tatsızdı, beni kandırmıştı ama yine de belki kadının gidecek hiçbir yere olmadığını ve bu yüzden bizimle olduğunu düşündüm. Ama bir hafta geçtiğinde babam sonunda dedi ki bu kadın sonsuza kadar burada yaşayacak. Benden bunu saklaması, fikrimi sormaması ve hatta beni doğru dürüst tanıştırmaması hoşuma gitmedi. Biraz alay etmeye karar verdim. Baba, ama evde yeterince hizmetlimiz var. O neden burada? Defin, bu bir hizmetli değil. O benim gelecekteki müstakbel eşim. Bu yüzden lütfen ona saygılı davran. Yakında iş için Londra'ya gideceğim. Bu yüzden kaba olmamanı rica ediyorum. Cevabı beni daha da kızdırdı ve Stella orada duruyordu ve babamın ustaca beni azarlamasından zevk aldı. İlk başta sessizdi, kibardı ama babam uğurlar uğurlamaz maskesi hemen yüzünden düştü. Akşam yemeğinde onunla masada buluştuk. Hizmetlimiz en sevdiğim balığı pişirmişti. Oturdum ve afiyetle yedim. Stella'nın da benim varlığımdan rahatsız olduğunu hissettim. Bu yüzden sessizce yemek yedik. Defin, hep böyle sesli mi yemek yersin? Evet, neden? Ralph adında bir köpeğim vardı. O da kabından yemek yerken böyle ses çıkarırdı. Onun yerinde olsam senin sesini duymaktansa kaçıp gitmeyi tercih ederdim. Bu ne cüret? Babana her şeyi anlatacağım. Tamam, sen anlat. Ben o arada balığımı yiyorum. Daha da yüksek sesle ve daha lezzetli çiğnemeye başladım. Çok kızdı. Sonunda her şeyi bıraktı ve hizmetlimize akşam yemeğini yatak odasına götürmesini emretti. Ertesi günün sabahı büyük bir gürültüyle başladı. Onun yüksek sesinden uyandım. Aşağı indim ve evde bir hareketlilik fark ettim. Burada neler oluyor diye sordum ve Stella evimizde tadilata başladığını söyledi. Bu arada yatak odandan eşyalarını topla. Onu misafir odası yapmak istiyorum. Yeni odan alt katta olacak. Ne? Buna hakkın yok. Burası annemin odasıydı. Orayı bırakmam. Hizmetlilerin önünde Stella'nın saçlarından tuttum. Stella çığlık attı. Herkes şoktaydı. Ve muhteşem buklelerini çektim. Ve ellerimde kaldılar. Ne? Dedim ve sonra ona baktım. Dehşet içinde duruyordu. Elleriyle kafasını kapattı. Hemen masadan tepsiyi alıp başının üstünü örttü ve sonra yatak odasına koştu. Daha önce hiç bu kadar gülmemiştim. Birkaç saat sonra öğle yemeğinde onunla yollarımız kesişti. Farklı bir peruk takmıştı. Ona baktım ve güldüm. Yine peruk mu? Bu da düşer mi? Dinle Stella, sana bir şampuan seti hediye vermek istemiştim. Ama şimdi bunun alakasız olduğunu görüyorum. Değil mi? Çeşitli küçük düşürücü şakalar yaptım. Stella önce sessiz kaldı ve sonra çok bozuldu. Saçlarıma bir kez daha dokunursan seni babana söylerim, dedi tehditkar bir sesle. Ben de ona tamam tamam Stella. Bu arada bir yere gidersen babam seni özlemez. Çünkü uzaktan da olsa saçlarını okşayabilecek. Ne güzel, diyerek bitirdim sözümü. Stella kızardı ve ben de evden çıktım. Babamın neden ona aşık olduğunu merak ediyordum. Onda aşık olacak bir şey yoktu. Onunsa babamın sadece parası için sevdiğini biliyordum. Babam eve geldiğinde onunla konuşmaya çalıştım. Stella ile olan ilişkileri hakkında düşüncelerimi söyledim ama babam inanmak bile istemedi. Ayrıca saç konusunu bir daha karıştırmamamı söyledi. Of baba, babam bana baktı. Tamam tamam, sustum, dedim ve babam beni dinlemeyeceğini fark ettim. Ama savaşmadan da pes etmek istemedim. Hayatım boyunca böyle yaşamaya hiç niyetim yoktu. Bu yüzden ona göz kulak olmaya karar verdim. Birkaç gün sonra babam büyükannemi ziyarete gitmem gerektiğini söyledi. 3 gündür evde değildim ve geldiğimde odam artık yoktu. Stella'nın istediği gibi değiştirilmişti. Babamla Stella'nın odasına daldım. Oturup konuşuyorlardı. Çığlıklar atmaya başladım. Babam beni sakinleştirmeye çalıştı. Dinle kızım, bu Stella'nın fikriydi. Çünkü evde tadilat yapıyor. Her şeyi değiştirmek istiyor. Bence fikri çok orijinal.
Baba, onun parlak düşünceleri yoktur. Ben sana bu konu hakkında ne demiştim? Ah tatlım, o benden nefret ediyor dedi Stella. Bu numaracı kadın çok üzülüyormuş gibi yaptı. Kalbine tuttu ve babamın omzundan bana bakıp gülümsedi. Annemin odasını değiştirmemelerini affedemezdim. Bu yüzden eşyalarımı topladım ve evden gideceğimi söyledim. Babam bile durdurmadı bile. Bavullarla bir arkadaşıma gittim. Kız kardeşiyle yalnız yaşıyordu. Ebeveynleri tatildeydi. Çaresizdim, ne yapacağımı bilmiyordum. Ve arkadaşım Stella'nın sadece babamın parasını istediğinden emin olup olmadığımı sordu. Evet dedim kararlı bir şekilde. Sonra arkadaşım Bella bu fikri test etmek için bir şey denemeyi önerdi. Planını dinledim ve hoşuma gitti. Babam tekrar bir iş gezisine çıkana kadar bekledim. Bu sefer çok uzaklara gitti. Aradım, iyi yolculuklar diledim. Kavgamızdan bir hafta sonra oldu. Sakinleşmiş gibi davranmak zorunda kaldım ve geldiğinde eve döneceğime söz verdim. Ama o akşam eve gittim. Stella masada oturmuş yemek yiyordu. Eve gelişime tepki vermeye vakit bulamadan ayaklarına kapandım. Onlara sarılmaya, tüm hizmetleri dehşet düşürerek ulumaya başladım. Stella'nın kafası karışmıştı ve ben sadece parçalar halinde bağırdım. Stella, Stella neden bana hiçbir şey söylemedin? Oh cevap verme. Beni üzmek istemedin değil mi? Bağışla beni, seni kırmak istemedim. Sadece artık önemi yok babam, zavallı babam. O olmadan ne yaparız şimdi? Stella şaşkın görünüyordu. Beni dizlerinden kaldırdı ve ona sarılmak için hamle yaptım. Ne olduğunu sorduğunda. Ben her şeyi biliyorum. Bugün annemin eşyalarını sıralıyordum. O zaman eski bir mektup buldum. Görünüşe göre babam benim için yazmış. Belki bizzat vermek istedi ama eski odamda sakladığını unutmuş galiba. Babam kanser dedim ve tekrar ağlamaya başladım. Stella şaşırdı ama belli etmedi. Sustu ve ardından bana sarıldı. Ve evet seni üzmek istemedik ama onun için en iyi doktorları bulabilmemiz için her şeyi yapıyorum dedi. Ertesi gün Stella hastaneye gitti. Bella ve ben onu takip ettik. Babamın teşhisini doğrulaması için doktora peşin ödeme yaptık. Ve sırayla ona teşhisin kanser olduğunu. Ancak sağlıklı beslenip vitaminlerini içerse kurtulabileceğini. Ama asıl meselenin hastaya hastalığını hiçbir zaman hatırlatmamak gerektiğini söyledi. Üvey annem yüzünde bir gülümsemeyle hastaneden ayrıldı ve sonra eve geldi. Sözde beni teselli etmek için yanıma geldi. Ben de çok üzgünmüşüm gibi davrandım. Birkaç gün sonra babam geldi ve her zamankinden daha fazla onun etrafında döndü. Oda spreyinin hafif bir alerjisi vardı. Bu yüzden daha sık öksürmesi için mobilyalara hafifçe püskürttüm. Stella babam her öksürdüğünde hafifçe gülümsüyordu. Babamsa ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Büyükannemi ikna etmeyi başardım. Babamdan birkaç işaretmesi için ona gelmesini istedi. Ve babam onun evinde meşgulken babaannem bizi uğradı yanıma geldi. Stella'nın yanına geçti ve yüksek sesle babamın bugün vaziyetini yazdığını söyledi. Orada ne olduğunu sordum. Stella kulaklarını dikti. Her şeyi sana bırakacak. Sadece onun öldüğü zaman 18 yaşında olman gerekiyor. Zamansız bir ölüm durumunda tüm malları önce karısına sonra da reşit olduktan sonra size geçecek dedi. Evet biraz riskli bir plandı. Onu bir gölge gibi takip ettim. Yatak odalarına böcek bile yerleştirdim. Sonunda Stella'nın babamı çay içmeye davet ettiğini duydum. Kendi demlemiştim. Çaya bir şey eklediğini gördüm. Tepsiyi alıp yatak odalarına doğru yürüdü. Stella'nın ölmeme izin vermeyeceğini biliyordum çünkü vasiyete göre ölürsem Stella da hiçbir şey alamayacaktı. Bu yüzden ölmemi istemeyecekti. Yanından geçiyordum. Onu selamladım. Babam için hazırladığı bardağı aldım ve nasıl da canım çay çekmişti dedim. Bardağı dudaklarıma götürür götürmez içme diye bağırarak bardağı bir darbeyle yere serdi. Ona baktım ve bunun ne olduğunu biliyorum. Bizden erken kurtulmaya mı karar verdin dedim. Sonra babam çıktı ve barışmaların ne olduğunu sordu. Stella bir şeyler sallamaya başladı ama telefonumu çıkardım ve babama ona çektiğim videoyu gösterdim. Babam önce şok oldu. Sonra polis aradı. Stella miras avcısıymış. Hep bu şekilde yaşamış. Peki ya baba? Bana karşı utandı ve diğer yandan bana minnettar oldu. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Merhaba, benim adım Erika. Hikaye yıllar önce kaybolan kız kardeşim Julie hakkında olacak. Annemler onu yıllarca sürekli aradılar. Hikaye nasıl mı sona erdi? Bu videoda öğreneceksiniz. Bu arada ben biraz nefeslenirken siz de bu videoyu beğenin arkadaşlar. Bunu gerçekten istiyorum. Julie ve ben sıradan bir evde büyüdük. Anne ve babamız ev işleriyle uğraşıyor, komşularla takılıyor, birbirlerini ziyarete gidiyorlardı. Yan evde Stan adında bir çocuk yaşıyordu. Kız kardeşim ve ben onunla sık sık beraber oynuyorduk. Ama ailelerimiz yüzyıllardır kavgalılardı. Ailem onların atalarının bizim atalarımızdan arazilerini aldıklarını savunuyordu. Gerçeği kimse bilmiyordu. Her iki aile de hikayelerine inanıyorlardı. Julie ve ben hep Stan'la oynuyorduk. Çünkü çocuktuk ve bu tür şeylerle ilgilenmiyorduk. Ama ailelerimiz görüşmemizi yasakladı. Hatta ona selam bile vermememizi istediler. Biz de gizli gizli kaçıp ormanın içinde beraber oynadık. Zamanla kendimize bir ağaç evi inşa ettik. İçini döşedik ve kendimize bir oyun evi yaptık. Arkadaşlarımızı gizlemek zordu ama aynı zamanda bu ortak sırrımız arkadaşlarımızı pekiştirerek daha da alevlendirdi. Yıllar geçti ve büyüdük. Ben 14 yaşına geldiğimizde Julie Stan'ın bensiz görmeye başladı.
ve buna nasıl tepki verdiğimi merak ediyor musunuz? Evet, genel olarak sakin karşıladım. Herkesin kendi seçimi vardı. Demek ki benimle olduğundan daha fazla ortak nokta buldular. Olabilir yani. Ne, yine bensiz mi gidip buluştunuz? Bunu nasıl yaparsınız? Biz 3 silahşörüz. 3 silahşör, 2 değil, 3. Ya spontane oldu? Ahırı temizliyordum. Sen bu işten her zaman nefret ediyorsun. Stan yanımdan geçerken bana yardım teklif etti. Ve sonra beraber oynamaya karar verdik. Ben de inandım. Çık buradan. Erika, bana dokunma, arkadaşının yanına git. Böylece gittikçe daha fazla beraber takıldılar. Ve birkaç yıl sonra onlarla oynamayı neredeyse tamamen bıraktım. Başka kız arkadaşlarım oldu ve onlarla sevdiğimiz şeyleri yapmaya başladık. Moda dergilerine bakıyorduk ve makyaj tartışıyorduk. Kabul etmeliydim ki hala onlara kızgındım. Julie ve ben aynı odada yaşadığımız için ne zaman eve geldiğini, Stan'den başka arkadaşı olmadığını biliyordum. Sonra Julie'nin doğum günü geldi ve onu çok istediği bilekli hediye aldım. 18 yaşına girmişti ve bu hayatındaki ilk gümüş bileziğiydi. Çok sevindi ve Stan'in de bir sürpriz hazırladığını ve ona gideceğini söyledi. Tabii buna hiç şüphe yoktu. Akşam 8 civarında evden ayrıldı ve neredeyse gece yarısı oldu. Ama eve dönmedi. Annemler endişelendi. Bana kardeşimin nerede olduğunu, neden evde olmadığını sordu. Ve tüm bu yıllar boyunca Julie'nin bensiz komşu çiftlikteki kızlarla takıldığını söyledim. Yine onlardadır dedim. Annemler ciddi anlamda endişelendiler. Onu getireceğimi söyledim ve Stan'ın evine gittim. Evde bir ışık vardı ama kapıya kimse cevap vermedi. Stan'ın ailesi evde değildi. Julie'ye adıyla seslendim ve sonra içeri daldım. Ne yapıyorsunuz? Yoksa birbirinizden mi hoşlanıyorsunuz? Yıllar önce daha fazla birlikte kalabilmek için mi beni ektiniz? Julie sessiz kaldı. Stan ise oturduğu yerden doğruldu. Ve evet Erika, haklısın. Birbirimizden hoşlanıyoruz. Ve bu konuda hiçbir şey yapamıyoruz. Umurumda değil. Ama anne babana ne söyleyeceksin? Oh hayır, lütfen bizimkilere söyleme. Saflar sizi, dünyanın sizin etrafında mı dönüyor sanıyorsunuz? Babamın bir keresinde evlerine bir daha bakarsam beni binlerce kilometre ötedeki bir kız okuluna göndereceğini söylediğini hatırlıyor musun? O herkes böyle söylüyor. Anneme bile. Erika, kimseye söyleme. Sakin ol, isteseydim uzun zaman önce söylerdim. Sessiz olmam için benden yemin istediler ve Julie ile eve geldik. O ve Stan'ın aralarının çok iyi olduğunu, sadece ailelerin her şeye engel olduğunu söyledi. Beni seviyor dedi ve acı acı ağladı. Ona baktığımda aralarındaki ilişkinin bitmesi gerektiğini anladım. Ama o zaman da kız kardeşim mutsuz olacaktı. Ve belki de hayatının sonuna kadar aşkın engel oldukları için ailesini affetmeyecekti. Bana hak verin, ailemi de seviyordum. Bir saat önce eve geldim. Ailemin yanına gittim ve gözlerim dolu dolu Julie'nin eline yazılmış notu gösterdim. Bizlerin tanımadığı yeni arkadaşlarıyla birlikte şehirden ayrılarak yeni bir hayata başlamaya karar verdiği yazıyordu. Bu not eskiden oynadığımız evde bulmuş gibi yaptım. Ailemin kalbi kırılmıştı. Ama onlara kız kardeşimin Stan'le birlikte olduğunu söylemedim. Şanslarına Stan'ın ailesi aniden yurt dışına gitmek durumunda kaldı ve evi oğullarına bırakmışlardı. Görünüşe göre yurt dışındaki akrabaları ölmüştü ve miras için oraya gitmeleri gerekiyordu. Bu yüzden Stan için işler kolay olmuştu. Ama bu benim için söylenemez. Babam çevre eyaletlerin her köşesinde ablamı arayıp polisten yardım istedi. Ben kalbi kırık bir kız kardeş gibi davrandım. Haftada bir ormandaki eve gittim. Bir zamanlar 3 slasher olarak oynadığımız yer. Kız kardeşim oraya yerleşti. Neyse ki senin parası vardı ve birkaç usta tutarak evi dıştan mütevazi görünümlü bir eve çevirdiler. Ama içinde gerçekten akıllı bir ev vardı. İçeri girdiğinizde sadece 2 oda vardı fakat duvardaki gizli bölmeye basınca duvarlar açılıyordu. Ve arkada sadece içeriden açılan 7 bir ev kapısı çıkıyordu. Güvenilirlik için böyle bir önlem icat etmiştik. Kız kardeşim Stan'la yaşadığı yer orasıydı. Stan her şey eskisi gibi davranmış oluyordu. Evinde takılıyor, sığırları besliyor, temizlik yapıyor, bakkala gidiyordu. Fakat gerçekte bu orman evinde yaşıyorlardı. Bunu bir ben biliyordum ve sessiz kalacağıma söz verdim. Ailem 8 yıldır Julie'yi arıyor. Onları aramayı bırakmaya zar zor ikna ettim. Kendilerine acı vermekten başka bir şey yapmıyordu. O zamandan bu yana çok daha uzun yıllar geçti. Stan onu çok seviyordu. O da Stan'ı. Genel olarak annem ve babam Julie'yi aramaktan vazgeçtiklerinde biraz daha sakinleştim. Bizim çılgın çiftlik ziyaretlerimi azalttım. Bir keresinde onları ziyarete gidecekken babam beni bir anda kapının önünde durdurdu. Nereye gittiğimi sordu. Bir arkadaşıma gideceğimi söyledim. Yolun yarısında telefonumu evde unuttuğumu hatırladım ama geri dönmedim. Kardeşime giderken dışarıdan yiyecek bir şeyler aldım. Kardeşim de o sırada evin dışında duruyordu. Biraz hastaydı ve maske takıyordu. Onunla konuştuk. Onu gerçekten özlemiştim. Çantalarını ona verdim ve nasıl olduğunu sordum. Sonra arkadan tanıdık bir ses duyuldu. Erika, burada ne yapıyorsun? Baba, asıl sen burada ne yapıyorsun? Ben sadece arkadaşıma geldim. Julie o anda öksürdü ve çarpık bir sesle onu selamladı ve yüzünü saklamaya çalıştı. Kalbim çarpıyordu. Onu gerçekten tanımadı mı diye düşündüm.
Babamın yanına gittim ve eve gitme zamanımın geldiğini söyledim. Onu kollarından tuttum ve götürmeye başladım. Jüri de bize bay bay demek için elini havaya kaldırıp salladı. Tink tink bileziği haince çınladı. Jüri olayın farkına vardı ve hemen elini indirip doğum günü için ona verdiğim bileziği koluyla kapattı. Ama babam çoktan fark etmişti. Yıldırım hızıyla ona doğru yürüdü ve yüzündeki maskeyi indirdi. Jüri diye bağırdı. Ona sarıldı ve sonra diz çöktü, ağlamaya başladı. Jüri de gözyaşlarını tutamadı. 15 yıldır birbirlerini görmemişlerdi. Babam kızını gördüğüne inanamadı. Ve tabii ki bir anda sertçe bana döndü. Bunca zaman onun nerede olduğunu biliyordun ve sakladın mı diye bağırdı. Jüri beni korumaya başladı ve bunu Stan ve kendisinin için yaptığını söyledi. Stan'ın ismini duyduğunda babamın gözleri öfkeden kıpkırmızı oldu. Ve tam o anda Stan evden dışarı çıktı. Daha bir şey diyemeden babam onun üstüne atladı. Jüri ile ben bağırdık. Babam Stan'ın kızını kaçırmakla suçluyordu. O anda Will evden çıktı. Anne baba bu amca kim diye sordu. Ve babam Stan'ı bıraktı. Önümüzde Stan ve Jüri'nin ne oldu duruyordu. 10 yaşındaydı. Babamızın bir kopyasıydı. Aynı kafayı ve hatta burunlarını kaşıma şekline sahiptiler. Babam önce ona sonra hepimize baktı ve tekrar ağladı. Oğlum bu senin büyük baban dedi Jüri. O zamandan beri bir yıl geçti. Stan ve Jüri normal bir eve taşındılar ve yeğenim Will her gün bizimle takılıyor. Stan'ın ailesi ne mi oldu? Sonunda şehre döndüler. Ve şimdi bizimle aynı masada akşam yemeği yiyorlar. Babamız Stan'ın babasıyla iyi anlaşıyor. Ve Stan'ın onun için her zaman bir oğul gibi olduğunu söylüyor. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Herkese merhaba. Benim adım Camila. Bir sorunum var. Ona sinir bozucu anne problemi diyorum. Evet kesinlikle. Nedenini mi soruyorsun? Aşırı korumacılığa maruz kalan tek çocuğun ben olmadığımı biliyorum. Ama gerçek şu ki benim annem tüm sınırları aşıyor. Şimdi sana her şeyi anlatacağım. Annem iyi bir kadın. Yeterince zeki, sabırlı ama bazen fazla şefkatli. Hatırladığım kadarıyla hiç arkadaşı olmadı. Sadece ben vardım. Belki de bu yüzden tüm ilgisini bana çevirdi. Oh evet, fark ettiğin gibi babam hakkında konuşmayı unuttum. Çünkü o yok. Ben çok küçükken annemle boşanmışlar. Bu yüzden yüzünü bile hatırlamıyorum. Bazen onu soruyorum ama annem hemen çıldırmaya başlıyor. Bu yüzden bu konu bizim evimizde açılmıyor. Neredeyse tüm hayatım boyunca birlikte yaşadık. Annem evinin yakınında küçük bir pizzacı dükkanına sahip ve iyi bir iş yönetiyor. Bu sayede hiç aç kalmadık. Bazen okuldan sonra anneme yardım etmek için oraya giderim. Meşgul olmasına rağmen her zaman şaşırdığım şey buydu. Hala beni günde 100 kez aramak için vakit buluyordu. Bazen aramaları nedeniyle öğretmenim telefonumu benden alıyordu. Eve kızgın gelip onu açıklamaya çalışıyordum. Ama o sadece gülümseyip espri yapıyordu. Sadece senin için endişeleniyorum derdi. Bu cümleden oldukça yorulmuştum. Ama onu durdurmaya yönelik tüm girişimlerim bu cümleyi daha fazla duymamla sonuçlandı. İlk bakışta bunun çok da büyük bir sorun olmadığını zannedebilirsiniz. Annemin de tıpkı tüm anneler gibi endişeli olduğunu ve benim ne yaptığımı ve nerede olduğumu bilmek istediğini düşünebilirsiniz. Ama kişisel sınırları bu kadar ihlal edilir mi ya? Kişisel sınır demek daha önce hiç duydunuz mu? Günümüzde gençler bu tür şeyleri iyi anlamalı. Ama bunları bize kim anlatacak? Annelerimizin anlatmayacağı kesin. Neyse büyüdükçe hayatım daha da sıkıcı oluyordu. Annem böyle bir hayata alışıktı ve bana da kendi oluşturduğu programı öğretti. Sabah kalkmak, sonra çamaşır yıkamak, kahvaltı, okul, dersler, dans veya müzik kulübü, ev, temizlik, ev ödevi, yatmadan önce bir kitap ve ışıkları kapat. Ve böylece her gün tatiller olmadan, arkadaşlarla buluşmadan geçip gitti. Tüm dünyam programa odaklanmıştı ve sonunda beni bitirdi. Er ya da geç herkes patlar. Biz robot değiliz değil mi? Bu şekilde yaşamaya alışmış olmama rağmen içimden bir asi ruh ortaya çıktı. Ve bir gün kurallara ve yasaklara aykırı bir çocukla tanıştım. Adı Rick'ti. O benim başlangıcım oldu. Yeni bir hayatın başlangıcı. Genel olarak hiçbir şey eskisi gibi yapmadım ve bu beni ona götürdü. Şöyleydi. Sabah alarm çaldığında her zamanki gibi uyanmadım. Okula hiç geç kalmazdım ama o gece yeterince uyuyamadım. Çünkü bütün gece tarih ödevi yapmıştım. Tüm zamanımı okulda geçirdiğimi düşünerek o kadar öfkelendim ki alarmı kapatıp geri yattım. Yaklaşık 3 saat sonra gözlerimi açtım. Çoktan öğlen olmuştu. Eskiden sadece markete giderken giydiğim kot pantolonla giydim. Annem bana klasik giymeyi öğretmişti. Sevmesem de onu her zaman güzel ve ölçülü bir tarz olarak görüyordu. Doyurucu bir yemek yedim. Sonra yürüyüşe çıktım. Evet hafta içi çarşamba günü yürüyüş. Evet benim için büyük bir cesaretti. Parkta oturup abur cubur yerken tatlı bir içecek yudumlarken Rick yanıma geldi. İlk söylediği şey görünüşe göre bu dünyadan değilsin. Çünkü basit bir cheeseburger ve içecek yüzünden çok mutlusun. Gülümsedim. Ona cevap vermek isterken ağzımdan bir parça salatalık düştü. Güldük ve sonra küstah hamburgerimden bir ısırık aldı. Önceden olsa bu davranışı bende öfke yaratırdı. Ama yanlıştı. Ama o gün değil, o gün özeldi. Çünkü ben öyle karar vermiştim.
İşte böyle tanıştık. Rico kötü adamdı. Annemin fikirlerinin tam tersiydi ve içindeki şeytanı cezbetti. Belki onun gibi biriyle kasıtlı olarak anneme acı vermek için tanışmak istedim. Yani bana öyle geldi. Ve evet, çıkmaya başladık. Bir hafta, onunla bir hafta. Kasksız motora binmem, bacağıma tilki şeklinde dövme yaptırmam, daha sık kot pantolon giymem, dersleri atlatmam, ödevimi yapmamam ve tamamen değişmem için yeterliydi. Tabii ki annem değişikliği hemen fark etti. İstikrarlı bir insan bir şeyler ters gittiğinde bundan hoşlanmaz. Kontrolden çıkanın işi değil, kendi projesi olan kızı olduğunu fark ettiğinde tepkisini hayal edebiliyor musunuz? İlk başta sessizce beni izledi. Hiçbir şey söylemedi. Sonra onu okuldan aradılar. Okula gitmediğim günler hakkında bilgi verdiler. Her şeyin yolunda olup olmadığını sordular. Mükemmel itibarım sayesinde müdür ve diğer herkes hasta olduğuma safça inanarak beni yok yazmadılar. Annem bunu biliyordu. Bu yüzden yalan atarak ailevi problemlerimiz olduğunu söyledi. Bu birkaç kez tekrarlandı. Üçüncüsünde ise kapının önünde hoşnutsuz bir yüzle duruyordu ve nerede olduğumu sordu. Ricky görmüştü. Daha doğrusu ona nasıl veda ettiğimi, öpücüğümüzü ve motorunu görmüştü. Annem çıldırmıştı. Daha önce hiç o kadar bağırmamıştı. Okula ekiyorsun, serseri bir çocuğun motoruna biniyorsun. Uyuşturucu da denedin mi? Ya da bir şey çaldın mı? Konuş diye bağırdı. Amacımın annemi kızdırmak olduğunu düşünme. Sadece yakın ilgi ve kontrolünü ara vermek istedim. Evet, biraz nefes almak istedim. Onu açıklamaya çalıştım ama dinlemek istemedi. Sonra erkek arkadaşım aptal bir serseri dedi ve gitti. Biliyor musunuz, beni daha çok hayal kırıklığına uğratan şey isyandan öfkelenmesi değil. Aptal bir serserinin benimle olmasına izin vereceğime gerçekten inanmasıydı. Bana o kadar mı güvenmiyordu? Sanırım sen de öyle düşündün ha. Erkek arkadaşımın tipik aptal bir motorcu olduğunu. Bir insanı tanımadan yargılamaya ne kadar hazırız. Rick benden daha cüretkar olmasına rağmen kuralları sevmiyor. Hızı ve vücudundaki güzel dövmeleri seviyordu. Ama asla kanunları çiğnemezdi. Şaşırdın mı? Rick iyi okumuş bir adamdı. Fransız edebiyatına bayılırdı. Maupassant okurdu. Sık sık en sevdiği eserleri bana tekrar anlatırdı. Ebeveynleri tarih ve edebiyat öğretmenleriydi. Ve oğullarının yaz tatillerinde kazandığı parayla kendine satın aldığı bir motorla gezmesine hoş karşılıyorlardı. Onu daha çok tanıdıkça daha çok aşık oldum. Anneme bundan bahsetmeye çalıştım ama dinlemek bile istemedi. Gözlerimde yaşlarla Rick'e her şeyi anlattım ve sonra bana bir fikir sundu. Deliydi ama alışılmadık yaklaşımı sevdim. Aynı günün akşamı bir uzlaşma işareti olarak annemi bir kafede akşam yemeği yemeye davet etti. Annem kabul etti. Kotumu tekrar giydim. Kızmış da mozun sürmedi. Onunla kafeye gittik. Kendine bir balık söyledi ve sonra benim için de buharda pişmiş sebze ve pirzola istedi. Biftek lütfen. Sözünü kestim. Annem geceleri et kötüdür dedi. Ve ona sadece lezzetli bir akşam yemeği yemek istediğimi söyledim. Benim için endişeleniyorsun. Çünkü beni seviyorsun, anlıyorum. Ben de seni sevdiğimi söylemek istiyorum. Bana öyle geliyor ki yıllar içinde özellikle okulda iyi bir itibar kazandım. Ama neden hala bana güvenmiyorsun bilmiyorum diye konuşmaya başladım. Anneme son zamanlarda baş gösteren isyanımı sadece bir deney olduğunu anlattım. Hayatın diğer yönlerini görmek istiyorum. Bunda kötü bir şey var mı? Sonra anneme Rick'ten bahsettim ve üzerindeki etkisinin zararlı olduğunu söyledi o. Rick onun arkasındaydı. Öksürdü ve masaya oturmak istedi. Evet, bu onun fikriydi. Annemin sözlerine inanmayacağımı düşündü. Bu yüzden anneme kendi gözlerimle bizim neye benzediğimizi görebilsin ve ne konuştuğumuzu duysun diye randevuza götürmeyi de önermişti. Annem utandığını hissetti ve sonra Rick çok dikkatli bir şekilde onunla sohbet etmek için konular seçmeye başladı. Ve başardı da. Yarım saat sonra üçümüz konuşuyor, gülüyor ve şaka yapıyorduk. Akşam başarılı geçmişti. Bunu annemin yüzünde gördüm. Eve gittiğimizde annem akşamın kötü olmadığını söyledi. Sonra onu bir sonraki randevumuza çağırdım. İster inanın ister inanmayın o kabul etti. Üçümüz 7-8 kez görüştük ve annemin Rick hakkındaki fikri her seferinde daha iyiye doğru değişti. Artık beni eskisi gibi kontrol etmiyordu. Günlüğüme, giysilerime, telefonuma çılgınca bakmıyordu. Sınırlarıma saygı duymayı öğrendi ve bunun için ona çok minnettarım. İşte arkadaşlar, böyle oluyor. Bazen yetişkinlere biraz daha yakınlaşmak için birbirimize güvenmemiz gerekiyor. Bu kadar. Sen ne düşünüyorsun? Yerimde olsam ne yapardın? Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Kanala abone olmayı unutmayın. Merhaba, ben Hilal. Hakan bana evlenme teklifi ettiğinde fark etmemiştim. Yüzüğü parmağıma taktı ve böylece kabul etmiş oldum. Gerçekten ne yapacağımı bilmiyor muyum? Bunu hepiniz hatırlarsınız. Bir erkek arkadaşım var. Adı Johnny. Çok yakışıklı bir adam. Sürekli birbirimizle konuşup birlikte yaşamayı hayal ederiz. Ama evlilik, inkar etmek, bunu Hakan'a yapamam. Onun için çok trajik bir haber olurdu. Bu durumdan dikkatli bir şekilde kurtulmalıydık. Ailemin yanına gidip bir süre orada kalmaya karar verdim. Ve Merve ile buluştum. Aşk güzeldir ama netlik gerekir. Merve ise bana şu şekilde söyledi. Hilal, aşk çok ince bir duygu.
her zaman kelimelere ihtiyaç duyulmaz. Çünkü ilişki sadece çıplak gözle görülebilir. Sonrasındaysa gözyaşları içinde bana sarıldı. Ben senin mutlu olmanı istiyorum diye devam etti. Aniden eve geri döndüm. Kederli bir haldeydim. Hakan yavru köpek gibi kapımda bekliyordu. Ailemi sordu. Nasıl gidiyor, ne haber gibi. Ben de cevap verdim. Aileme evleneceğimi söyledim. Erkek arkadaşımın basit bir evlenme teklifi ettiğini ve kabul ettiğimi söyledim. Ben devam ettim. Babam her zaman olduğu gibi ciğerlerine derin bir nefes çekip bağırdı. Ve ben söyleyecek bir şey bulamadım. Ve annem ağlama krizine girdi. Hakan anneme bir mendil verip bana iyi bakacağını ve her zaman yanımda olacağını söyledi. Merve bizden sonra eve geldi. Hepimiz bu durumu konuşmak için oturma odasında toplandık. Hakan o sırada akvaryumu gördü ve odadan dışarı çıktı. Birçok konu konuşulduktan sonra Deniz abla Hakan'ın evine gitmekten vazgeçmemi istedi. Deniz abla onu zor durumda bırakmamam için yalvardı. Çünkü Hakan bu durumu fark ederse, yani onunla evlenmek istemediğimi fark ederse tekrar hastaneye düşebilir ve üzüntüden ölebilirdi. Sonra Hakan gelip anneme şöyle dedi. Siz de gelip torunlarınızı sevebileceksiniz. Annem onlara bakamayacaklarını düşündüğü için dua etmeye başladı. Biz şaşırdık. Deniz abla da sessiz bir şekilde ağlıyordu. Hakan tekrar akvaryuma bakmaya gittiği zaman babam dışarı çıkmam gerektiğini söyledi. Dışarı çıkmadan önce babamın söylediklerine Hakan'ın bilmesini istemiyorum diye ekledim. Hiçbir şey yokmuş gibi davranmak, her şey gerçekmiş gibi davranmak Hakan'ın aklında derin yaralar açmaktan daha iyiydi. Evet, en iyi çözüm buydu. Benim kalbim yokmuş gibi davranmam. Gelecek hafta Hakan beni butiklere ve marketlere götürdü. Gelecekteki çocuklarımız için çıngıraklı sevimli şişeler aldık. Emzik, küçük örme patik gibi bebek eşyaları benim kalbimi çözmeye başladı. Ve akşamları aldığımız eşyalara odada hayran hayran baktık. Hakan çok mutluydu. Birlikte uyuduk. Ve ben ona her zamanki gibi masal okudum. Monoton sesimle uykuya dalmayı severdi. Yanakları falan aslında tam bir çocuk gibiydi. Bugün Büyük Kale masalını okurken Hakan uyudu. Erkek arkadaşım Johnny havaalanında olduğunu, geldiğini söyledi. Hakan'dan saklayıp onu görmeye gittim. Merve'nin evinin yakınlarında görüştük. Neredeyse bir ay olmuştu. Birbirimize sevgi dolu sözler söyledik. Ayrı şehirlerde yaşamanın ne kadar sıkıcı olduğundan bahsetti. Johnny yakında buraya taşınacağını ve benimle evleneceğine söz verdi. Ve birden Hakan geldi. Johnny'yi itekleyip beni kolumdan zorla çekerek götürdü. Umut korkmuştu ve ikisi de kolumdan tutmuş. Umut korkmuştu. Beni farklı yönlere çekmeye çalışıyorlarken bağırdım. O zaman Johnny'nin yanında olup Hakan'a vurdum. Bize garip gözlerle bakarak uzaklaştı. Durumu açıklayabilmek için çok az zamanım vardı. Hakan'ı aramaya başladık. Evde yoktu. Merve abla evde huzurlu bir şekilde uyuyordu. Parkta da bulamamıştık. 2 saate yakın aradık. Daha sonra Merve uyandı ve birkaç dakika içinde polise gitti. Sonrasındaysa Hakan'a araba çarptığını ve hastanede olduğunu öğrendik. Yarım saat içinde hepimiz oraya gittik ve ciddi bir şey olmadığını gördük. Sadece kafasında ufak bir yarık vardı. Sabaha kadar hastanede kaldık. Merve abla ve Johnny kuzen olduklarını söyledi. Merve ablaysa bana yaklaşıp bir şeyler fısıldadı. Johnny Hakan için çok endişelenmişti. Benim Hakan'la evlenmem gerektiğini, dikkatsiz davrandığımı ve Hakan'ın iyi bir adam olduğunu söyledi. Bu olaydan sonra onun haklı olduğunu anladım. Hakan çok iyi birisiydi ve ben ona acı çektiriyordum. Onu mutlu etmek istiyorum. Çok seveceğim bir insandı. Bu neden ben olmayayım diye düşündüm. Bu sırada doktor uyandığını ve ziyaret edebileceğimizi söyledi. Merve abla dua ederken hepimiz odasına girdik. Hakan annesini görünce çok sevindi. Ben Hakan'ı görünce çok mutlu oldum ve onu öpücüklere boğdum. Hayatta olduğu için çok mutlu oldum. Hakan kibar bir şekilde uzaklaştırdı ve "Kim bu kız?" diye annesine sordu. Biz çok şaşırdık. Ve Merve beni uzun uzun anlattı. Televizyonda beyzbol yarışmasını görünce annesine sordu. Ve annesi yarışmanın uzun süredir devam ettiğini söyledi. 4 yıldır hastanedeydi.
ve bu şekilde yaşıyorlardı. Birkaç gün sonra Merve ablayla konuşup Hakan'ın nerede olduğunu öğrendik. 4 yıl önce bir araba çarptı ve kısmi bir hafıza kaybı yaşadı. Ve tanıştığımız andan bugüne kadar olan zamanımızı kısmen hatırlıyordu. İyi olduğu ve beni hatırlamadığı için mutluydum. Ve özgürdüm. Herhangi bir sorumluluğum yoktu. Şimdi sevgilim Johnny ile birlikte mutlu olabilirdim. Ama Hakan'la yaşadığımız günleri bazen hatırlıyorum. Son zamanlarda sık sık. İşte böyle bir olay yaşadım. Hikayemi beğendiniz mi? Beğenip abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın.